Evet arkadaşlar, bugün formik asitle oksalik asiti karıştırarak zayıf arılarda deneyeceğiz. 125-130 mililitre piyasadan satın aldığımız Varoredi kullanacağız bunun için. 125-130 mililitre Varoredin içine yaklaşık 125 ile 120-125 mililitre %3,5'luk oksalik asiti karıştırdım. Ve bunları kovanlara deneyeceğim. Evet arkadaşlar, bugün Varoret içine oksalik asit %3,5'luk çözelti karıştıracağım. Ve bu karışımla birlikte bir varova Varoredi satın aldım. 250 mililitre. Bir tane de daha önce kullandığım boş bir şişe var. Yapacağım şey, bunun yarısını bu boş şişeye dolduracağım. Üstünü de %3,5'luk oksalik asitten dökeceğim ve karıştıracağım. Daha sonra bu ikisini zayıf arılarda her çerçeveye yaklaşık 2 mililitre ile 3,5 mililitre arası gelene kadar dökeceğim. Yaklaşık 2 mililitre yeterli olur kanaatindeyim. Havalar sıcak olduğu için, aşırı sıcak olduğu için Varoredi oksalik asitle birlikte seyreltiyorum. Suyla birlikte, oksalik asitle birlikte daha da seyreltiyorum. Hem oksalik asitten hem de Varoredin içindeki formik asitten ve diğer aromaterapik yağlardan faydalanacağım. Benim amacım zayıf arıya herhangi bir başka yan etki yapmadan bir nebze de olsun varroa mücadelesini yapabilmek. Hele bu Ağustos ayında bu sıcaklarda çözüm üretmeye çalışıyorum. Şimdi başlıyorum. Evet, 125-130 cc kadar, yani mililitre kadar bir varoretten aktarma yaptım. Şimdi buna %3,5'lük oksalik asiti döküp kalan kısmına dökeceğim. Yani birebir oranında %3,5'lük oksalik asit birebir oranda yine Varoret. Bir oranda Varoret, bir oranda %3,5'luk oksalik asit çözeltisi katıp bu ikisini karıştırıp hem Varoret'ten içindeki formik asit ve aromaterapik yağlar vasıtasıyla Varoret vasıtasıyla ondan faydalanarak varroa mücadelesiyle başa çıkmak, varroa mücadelesi yapmak, hem de oksalik asitin etken maddesinden, oksalik asitten etken madde olarak oksalik asitten faydalanmak. İkisini bir karıştırıyorum. Birebir oranda. Kalan kısmını komple oksalik asit %3,5 çözeltisi koyacağım. Evet, ağzına kadar koydum ve karıştıracağım. Sonra Varoret'in tıpasını takıp akışkan hale dökülebilir. Kovan içine yine Varoret gibi dökülebilir hale getireceğim. Tıpasını da taktım. Bu haliyle artık dökebilirim. İyice çalkalayacağım bunu. En sağdaki kovanı açıyorum. Bakalım ne halinde. Evet, polenli şuruplarını bayağı içmişler. Sularını tazeleyeceğim. Ve şurup ekleyeceğim.
yuvarlanmasınlar diye koymuştum. Evet. Bayağı içmişler. Bunlar dursun öyle. Bunları kaldırayım. Arka tarafı sarmış mı bakayım? Sarmamış. Şimdi yapacağım şey, suyunu ilave edelim. Temiz su. Ve şurubunu koyacağım. Şurubunu da koydum. Yanaştırdım. Evet. Bu fondanıydı. Fondanı yemeye devam ediyorlar. Fondanın üstünü komple açacağım. Kolay yesinler diye. Üstünü komple açtım. Ve kovana koyuyorum. Tekrar. Ve karışımdan arıların üzerine gelecek şekilde sıkıyorum. İçeride havalandırma başladı. Onu kasete tahliye etmek için tekrar yarım kalan şurtanı da üzerlerine ilave edeyim. Yesinler, çeksinler diye. Ve kapatıyorum. Bu kadar. Şimdi ortadaki kovanı açacağım. Evet. Ne halinde? Bunlar da şuruplarını çekmişler. Bayağı bir bitirmişler. Şuruplarını alayım yine. Evet, buradaki fondanları asılıyorlar. Suyunu tazeleyeceğim. Yeter. Fondalarını açayım üzerlerine. Açtım, artık rahatlıkla yalayabilirler. Açtım. Şurubunu ilave ettim. Bu kadar, bunlara uzun süre yeter. Hemen anlatmasını da yapayım. Evet. Şurupları tekrar bitirmeler için üstlerine yatırıyorum. Kalanları da bitirmeler için. Ve kapatıyorum. Üçüncü kovanı açıyorum. En soldakini. Bakalım ne halinde. Evet, bu da şurubunu çekmiş durumda. Bunu şurup düşmesin diye koymuştum. Buna ihtiyaç kalmadı. Suyunu tazeleyeceğim.
Şurada yine bitirmeye çalıştığım kek var, kalsın içinde. Bu şekerli suydu. Şurada bir toplanma var, arıların toplanması. Onlara bakayım ne yapıyorlar. Evet, orada gölgeleniyorlar. Çerçeve istiyor mu diye bakayım. Şurada da bitirmiş bunlar. Komple hiç şurup kalmamış. Evet, arka tarafını alındı. Arka tarafa kadro taştığı için bu hale gelmiş. Şimdi ben buraya bir çerçeve ilave yapacağım. Ama ondan önce şu arka tarafta yumurta var mı ona bakayım. Evet, bal polen komple. Anaarı burada geziyor. Yani anaarı yumurtlayacak yer arıyor kendisine. Bu kovana bir çerçeve ilave edeceğim. Ve bu tarafta kapalı yavrular var. Bu kovana bir çerçeve ilave yapmam gerekiyor benim. Anaarı duvar çerçevesine gelmiş. Tekrar göstereyim. Anaarı burada yumurtlayacak yer arıyor kendisine. Koloni yavaş yavaş sıkışmış. Ve sağ tarafta duvarda duran arılar taşan arılar. Bu kovana en dışa bir tane temel peteksiz çerçeve vereceğim. Bu şekilde yaptığım bir çerçeve. Diplerini mum ilave etmiştim. Şimdi bunu kovana veriyorum ve kıvrık, biraz kıvrık kısmını içeriye koyuyorum, içeriye doğru. Evet, şimdi bunu da yanaştırdım ki arılar daha diğer tarafa gitmesin, burayı geçmesin ve burada kalsın. Suyunu yenileyeceğim. İçerideki kek hala devam ediyor. Kekli işlemine. Şurubunu vereceğim. Mum örebilmesi için. Boş verdiğim çerçeveye. Üste şurubunu, alta suyunu verdim. Ve formik asit, oksalik asit karışımını döküyorum. Buraların üzerine gelecek şekilde ve kapatıyorum. Verdikten hemen sonra dökülen mum kurdu. Formik asit mum kurtlarını bayağı bir döküyor. İçerideki fazla giren yabancı maddeler, mesela sinek girmiş, onu da döktü.
formik asit kovan için bayağı önemli. Formik asit petek gözleri içindeki varvalara 3 gün içinde etkili, yani 3 gün içinde petek gözlerinden çıkacak olan varvaları da dökmesini bekliyorum. Evet, kovan içindeki kanat çıkma ve kokuyu tahliye etme havalandırma devam ediyor. Kovanı 50 santim taşıyarak bayağı bir getirdik. Bir 50 santim daha taşıyarak bu ağaçların altına biraz daha gölge yere çekmeye çalışacağım. Yine onun için önündeki işaretleri sola doğru 50 santim kaydırıyorum. Kovanı rahat bulabilmeleri için. Evet, yerini ayarladım. Bu tarafa çekeceğim. Evet, buradaki kovanın durumuna bakacağım. Biraz önce suyunu kenara almıştım. Şimdi suyunu tekrar koyacağım. Suyunu tekrar koydum. Bitirdiği yemleri kenara alacağım. Evet, bunlar hala bitirmemiş. Bunlar bal sırları. Verdiğim bal sırları biraz daha açayım kulağı yesinler diye. Evet, açtım, koydum. Bu şurup kaymasın diye koyduğum aparattı. Şurubunu bitirmiş mi diye bakayım. Evet, komple bitirmiş. Bunu da kovan dışı yapıyorum. Buradaki balı tüketip çekmesini istemiştim. Bakayım. Evet. Biraz çekmiş. Verecek henüz kadrosu yok. Evet, burada var kadrosu. Ana arı içeride geziniyor. Yumurta atacak yer arıyor kendine. Ben örecek kadrosu olmadığı için tekrar şu duvar çerçevesini bir içe alıyorum. Ve diğer taraftaki balı bitirdiği zaman buna yumurta atabilsin diye, hatta evet, buna şurup takviyesi de verebilirim. Şurubu açık vereceğim. O yüzden suyunu döküp sadece şurup vereceğim. Şurubunu verdim yaklaşık 1 litre 300-400
mililitre arası. 1,5 litreye yakın bir şurup verdim. Peki buna suyu nasıl vereceğim? Suyu işte böyle aralığa açığa koydum. Yaklaşık 3,5-4 litre su. Üstüne de sunta koydum. Sürekli havada durması için. Aralar öğleden sonra gölgede bu serin suyu içecekler. Sabah da burası güneş aldığı için kolaylıkla ısınan suyu içebilecekler. Biraz tarlacılar diğer tarafta şu an kovanı arıyorlar. Kovanın yerini arıyorlar. Bunun içinde kovanın yerini bulabilmeleri için kovanın üstünü biraz açık tuttum ki bal kokusuna, yani şurup kokusuna buraya kadar gelebilsinler. Şimdi evet, bu arama mücadelesini yaptığım solüsyonla birlikte yapıyorum ve hemen kapatıyorum. Oraların kovan yerini kolayca bulabilmesi için hemen üstü de taktım. Evet. Böylece içeriye girebilsinler diye. Evet. Yavaş yavaş bu taraftan kovana doğru kaymaya başladılar. Evet. Evet. Kaydıklarını kolaylıkla görebiliyorum. Evet, yavaş yavaş kovan yerini buluyorlar. Bu kadar.